Her salı olduğu gibi Akıllı Tarım programıyla karşınızdayız. Ben İrfan Donat. 15 Nisan itibariyle denizlerde avlanma sezonu sona erecek. Biz de o yüzden bu sezon nasıl geçti? Balıkçılık tarafında durum nedir? Denizlerimizde durum nedir? Türkiye'nin balıkçılık politikasında öne çıkan varsa sorunlar ve çözüm önerileri. Bunları biraz günü gelmişken, zamanı yaklaşmışken konuşalım istiyoruz. Bunun yanında balıkçılık politikasına dair çok güzel projeler var. Geçtiğimiz yıl bu konuyla ilgili bir program yapmıştık. O günden bugüne o projede nereden nereye gelindi biraz o konuya da değineceğiz. İki değerli konuğum olacak bugün. Önce Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Sarı ile programa başlayacağız. İlerleyen dakikalarda Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel bize katılacak. Dediğim gibi konumuz bugün denizcilik tarafında su politikaları, su ürünleri politikaları tarafında olacak. Mustafa Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar İrfan Bey, hoş bulduk efendim. Hocam süremiz biraz dar, o yüzden hiç lafı uzatmadan konuya gireceğim ki ne kadar çok sizleri konuşturabilirsek bizim için o kadar kazançtır alacağımız bilgilerden dolayı. Sezonu artık kapatıyoruz gibi bir şey birkaç güne kadar. Şöyle bir genel değerlendirmeyle başlayalım mı? Avlanma sezonu, denizlerimizde avlanma sezonu nasıl geçti? Tabii ki memnuniyetle hem size hem bütün izleyenlerimize, dinleyenlerimize selamlar, saygılar sunuyorum Bandırma'dan. İki numaralı sayfamızdaki bir Türkiye haritası var. Evet. Onun üstünden bir göz atalım özet olarak. Baktığımızda aslında balıkçı bin bir umutla sezona başladı. Ama Marmara Denizi için sezonun çok iyi gitmediğini söylemek pek mümkün değil bu sene. Dip balıklarında sorunlar olsa da çok iyi bir palamut avcılığı oldu. Lakin hamsi avcılığı tam bir felaketti. Çünkü küçük küçük hamsiler vardı. Daha bir yaşını doldurmamış sıfır yaşındaki hamsiler yoğunluktaydı Marmara Denizi'nde. Bu yüzden hamsi avcıları büyük sıkıntılar yaşadılar ve biz de bununla ilgili olarak dedik ki ne olursunuz bu yanlış avcılığı durduralım, balıklar büyüsün, balık bizim, deniz bizim, yine bizim balıkçılarımız tutacak bu balığı diye. Geç de olsa Şubat ayının sonlarına doğru hamsi avcılığı durdurulmuş oldu. Marmara Denizi'nde hemen ikinci sezon 1 Şubat itibariyle başlayan Algarna ile karides avcılığında ise müsilajın etkisiyle karideste verim yüksekti bu senede. Ancak karidesçiler durumlarından çok memnun değil. Çok bol çıktığı için ve Ege Denizi'nde daha av sezonu açılmadan önce orada bir avcılık serbest bırakıldığı için yeterli parayı kazanamadıklarını düşünüyorlar. Palamut avcılığı Karadeniz içinde iyi başladı. Hamsi o bölge içinde ne yazık ki yine küçük hamsilerden oluşuyordu. Tartışmalar oldu. Marmara'da olduğu gibi Karadeniz'de de hamsi avcılığı durdurulmalı mı diye düşünüldü. Bizce durdurulmalıydı. Ancak ne yazık ki bu yapılamadı. Çaça çok yoğun avlandı. Bu sene balık unu, balık yağı fabrikaları çok balık aldılar. Çok üretim yaptılar. Ama denizlerimizdeki stoklarda ciddi bir düşüş olacağını da unutmayalım. Hocam dip balıklarında sıkıntı var derken hamsiden bahsettiniz. Buna atıyorum istavrit de dahil mi ya da hangileri? Ya bu sezon özellikle az olan, sıkıntılı olan balıkların da altını çizelim istiyorum. Tabii ki bu sezon az çıkan balıklar mezgit az çıktı mesela. Tekir, barbun az çıktı. Fiyatlara bakarsak onlar bize söylüyor sezon boyunca nasıl ilerlediğini. İstavrit yani son 5 yılın ortalaması gibi düşünelim. İstavrit'te çok büyük bir azalma, az çıkma söz konusu değildi. Lüfer ve çinekop yine geçmiş yıllara kıyasla nispeten daha iyi bir av verdi. Dolayısıyla genel anlamda Marmara ve Karadeniz'deki durum böyle. Ege Denizi'ndeki avcılık durumumuz ise birazcık daha stabil. Yani son 5 yıldaki verilere baktığımızda Ege Denizi'nde stabilite devam ediyor. Ama orada da balıkçılar ısrarla
hem ışıkla avcılık noktasında yeni uygulamalar peşindeler, hem de uluslararası suların yıl boyunca kendilerine açılmasını istiyorlar. Uluslararası sular nasıl olsa bizim sular değil, dolayısıyla oradaki balıkları avlayalım diye istiyorlar. Çok doğru bir mantıkla yaklaştıkları gibi düşünsek de ilk başta baktığımızda bir tane denizimiz var. Oradaki balık, buradaki balık birbirinden farklı değil. Bir yerdeki stoklara zarar verdiğimizde hepsine zarar vermiş olacağız. Akdeniz'deki en önemli sorunumuz istilacı türler, yabancı istilacı türler olmaya devam ediyor. Yani uzun dikenli deniz kestanesi, aslan balığı, balon balığı balıkçıların hayatını kabusa çevirmiş durumda. Bir taraftan da Tarım Bakanlığı çeşitli projelerle bunları ekonomiye kazandırmaya çalışıyor. Nasıl olsa geldiler, bir şekilde bundan acaba yararlanabilir mi balıkçı, bunu ekonomiye katabilir miyiz diye çalışmalar var ama ne yazık ki halen orada da çok fazla bir ilerleme yok. İrfan Bey, bu son 3 yıldır bunun altını çiziyorum, çizmeye de devam edeceğim. Bütün denizlerimizde denize balıkçının denizde verimli av yapabildiği günlerin sayısı azalıyor, biliyor musunuz? İklimle alakalı Yani mı hocam bu? evet, aşırı hava olayları gittikçe artıyor. Böyle olunca da yani fark edilmese de balıkçının verimli şekilde avcılık yaptığı günlerin sayısı azalıyor. Bu bize belki Bir taraftan ileride avlanma sezonlarının tarihlerini değiştirebilir mi? Hani Nisan'la Eylül ortaları bitiş başlayış tarihleri diye hep ezberlerimizde olağan rutin bir şey ama önümüzdeki dönemde bu tarihler uzar, kısar ya da değişebilir mi? Mutlaka değiştirmemiz lazım. 4 tane denizimiz var. Hepsinin özellikleri birbirinden farklı. Biz bir tane av yasağı politikası uyguluyoruz. 15 Nisan'da kapatıp 1 Eylül'de açıyoruz. Tabii ki trol için başka uygulama, uluslararası sular için başka uygulamalar söz konusu olabiliyor. Ama genel anlamda böyle. Bunun çok doğru olmadığını yıllardır söylüyoruz. Çünkü biz tam kontrollü bir balıkçılık yönetimi politikası uygulamıyoruz ülkemizde. Tam kontrollü balıkçılık politikası uygulamadığımız için olabildiği kadar genel kararlar alıyoruz. Bu genel kararlarla bütün denizlerimizi yönetmeye çalışıyoruz. Aslında yönetmiyoruz, idare ediyoruz biz. Balıkçılık kendi kendisine öyle yuvarlanıp gidiyor. Sorun çıkmazsa kimse karışmıyor hiçbir Yani şeye. sezonluk düşünüyoruz. Yine kısa vade burada da problem. Çok haklısınız. Sezonluk düşünüyoruz. Halbuki sezonluk düşünmenin bize bir faydası yok. İsterseniz 3. sayfadaki grafiğimize hemen bir bakalım. Tabii Dünyada nasıl, arkadaşlarımız Türkiye'de getirecek. nasıl? Dünyada ve Türkiye'de balıkçılıkla ilgili grafiğimiz. Evet, 3 numaralı sayfamıza bir bakalım. Oraya baktığımız zaman durumun vehametini görüyoruz sevgili İrfan Bey. Yeşille işaretli olan çizgi grafikteki bizim hem avcılık hem yetiştiricilikten toplamda elde ettiğimiz balık miktarını gösteriyor. Bu yıllar itibariyle değişme gösterse de 700-800 bin tonlarda seyrediyor. Bunu 2000 yılına baktığımızda toplam denizlerden avladığımız balık yaklaşık 600 bin ton civarındaymış. Mavi çizgiyi takip edelim. Mavi çizgiyi takip edersek her yıl düşmeye devam etmiş. Trend aşağı yönlü yani. Ve Evet. şu anda 2000'li yılların başında 600 bin ton civarında seyreden balık avcılığımız 300 bin tonlara gerilemiş. Evet. Eğer balıkçılığı doğru yönetiyorsak, doğru işler yapıyorsak 300 bin ton balığımız nereye gitti bizim? Ben de hocam ona baktım. 2000'li yıllarda dediğiniz gibi yani toplam balık üretimimizde avcılıkla elde edilen balığın oranı %90. Çiftlik balığı dediğimiz yetiştiricilik %10'muş. Şimdi bakıyorum Evet. yetiştiricilik %60, avcılık %40. Ve bu her Evet. geçen gün makas açılıyor yetiştiricilik lehine ya da avcılık aleyhine diyelim. Hani bu sürdürülebilir mi? Dünyada da gerçi trend var ama bu politikalarla herhalde biz önümüzdeki dönemde balığı akvaryumda göreceğiz ya da çiftliklerden başka bir yerde göremeyeceğiz. Üzgünüm. İlk önce çiftliklerde göreceğiz ve hep bize diyecekler ki birileri, merak etmeyin, sizin ihtiyacınız olan sofranızda yemek istediğiniz balığı biz çiftlikte üreteceğiz, sofranıza ucuz ucuz koyacağız diyeceklerdir mutlaka. Ama kimse buna inanmasın. Çiftlikte yetiştirdiğimiz balıkları doğadan avladığımız balıklarla besliyoruz aslında. Çünkü çiftlikte yetiştirdiğimiz balık çipura, çiftlikte yetiştirdiğimiz balık levrek, çiftlikte yetiştirdiğimiz balık alabalık, somon.
Bunların hepsi karnivor. Bunlara suni yem veriyoruz biz. Yem fabrikasında ürettiğimiz yemleri veriyoruz. Bu yemlerin içerisinde büyük oranda balık unu, balık yağı olmak zorunda. Balık unu, balık yağını nereden temin edeceğiz? Denizden temin edeceğiz. Yani doğal stoklardan temin edeceğiz. Bir kilogram çipura yetiştirmek için denizden avlamamız, doğal stoklardan avlamamız gereken balık miktarı 5,7 kilogram İrfan Bey. Yani balığı balığa yediriyoruz. Üzgünüm, doğadaki balıklar biterse çiftlikte yetiştireceğimiz balıklar da kalmayacak. Onun için doğadaki balıklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bu noktada fakat hocam, buyurun. Fakat biz doğadaki balıklara sahip çıkmak yerine birazcık işi akışına bırakıyoruz. Burada bunu söylerken bir yönetim politikası anlamında söylüyorum. Yani amacım burada kimseyi suçlamak, kimseyi efendim sorumlu tutmak değil. Sorumlu tutacağız. Kimi sorumlu tutacağız? Hep beraber bu yanlış politikayı sürdürmeye de ısrar edersek o zaman hepimiz birbirimizi sorumlu tutmak zorundayız. Şimdi 4 numaralı isterseniz sayfaya geçelim. 4 numaralı sayfadaki hocam, ona grafiklere geçelim. Bakalım. Hem onu şey yapalım, süremiz de daraldığı için ben aslında konuyu biraz atlatacağım. Yani bizim burada Peki. sürdürülebilirliği eğer konuşuyorsak koruma alanlarına ihtiyacımız olduğunu artık hepimiz biliyoruz, denizlerde özellikle. Tabii ki kirlilikle mücadele, kirlilikle şey yapmamız lazım. Müsilaj problemi zaten geçtiğimiz yıllarda başımızı çok ağrıttı. Eğer böyle giderse daha da artacak. Ama balıklarımızın hem tür çeşitleri hem stok olarak, miktar olarak korunması açısından koruma alanlarına ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Geçen yıl sizinle program yaptığımızda da yapay resif projesi Edremit Körfezi'nde Burhaniye Ticaret Odası önderliğinde sektör paydaşlarıyla bir araya gelerek sizlerin de bilim insanı olarak katkı sunduğunuz bir proje vardı. Bunu ben çok önemsedim o dönemde, hala önemsiyorum. Aradan da bir yıl geçti. Yapay resifler denizlerde yerini aldı. Onun da sonuçlarını biraz merak ediyorum açıkçası. Onu da bize bilgi verirseniz sevinirim. Çok teşekkür ederim. Önce bir cümle balıkçılık yönetimi ile ilgili ilave etmeme izin verin. Buyurun. Sonra hızla hemen resife devam edelim. Yani balıkçılık yönetiminde biraz rotayı değiştirmemiz gerekiyor İrfan Bey. Yani 1930'lu 40'lı yıllarda biz bütün dünya stokları tespit etmek, avlanacak miktarı belirlemek, sonra denizdeki avlanacak balıkları ona göre kotalar koyarak avlatma politikalarını benimsedik. Fakat bu yönetim anlayışı gittikçe terk edildi. Şu anda dünyada bunu uygulayan çok az ülke kaldı. Biz halen kota bile uygulamadan sadece zaman, yer yasaklarıyla, alan yasaklarıyla, av aracı tür yasaklarıyla balıkçılığı yönetmeye çalışıyoruz. Ekosistem esaslı balıkçılık yönetimine geçmemiz gerekiyor. Yani soframıza bir tane çipuranın veya bir tane lüferin gelebilmesi için Marmara Denizi özelinde konuşalım. 5000 küsür türün sağlıklı bir etkileşim içerisinde hayatını orada devam ediyor olabilmesi gerekiyor. Çok doğru. O zaman biz hep denizden almayı öğrenmiş insanlar olarak bu anlayışımızı değiştirmemiz gerekiyor. İşte tam burada Burhaniye Ticaret Odası'nın yaptığı, onların yürütücülüğünde başlayan Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Gömeç Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin işbirliğiyle yürüyen bu yapay resif projesini de düşünmemiz gerekiyor. Denizden almayı öğrendik. Şimdi denize verme zamanı. Artık denize bizim yardım etmemiz gerekiyor. Denizler bize verecek bir noktada değiller artık. Kirlettik, habitatı tahrip ettik, kıyılarını doldurduk, balıklarını kazıdık ondan sonra ve deniz artık bize bir şey veremez hale geliyor. O zaman denize yardım edelim. Yapay resifler... Şimdi tam Mustafa Bey'e de döneceğim, Mustafa Aysel'e de hani son bir yıldaki o değişimi çok kısaca sizden alayım, sonra Mustafa Bey'e de soracağım yapay resiflerle ilgili durumu. Tabii ki yapay resifler bir yıl önce yaklaşık olarak atıldı. Bu yapay resiflerde her 3 ayda bir biz izleme yapıyoruz. Bu izleme sonuçlarında harika veriler elde ettik. Sürüler halinde efendim karagözler, efendim sargoslar, eşkinalar görür haldeyiz.
Bunları düzenli gözlemlerle, araştırmalarla kaydediyoruz ve bir yılın sonunda da rapor halinde Tarım Bakanlığı'na sunacağız. 400 küsür civarında oraya resif atıldı. Harika bir habitat oluştu. Eğer böyle devam ederse Edremit Körfezi inşallah önümüzdeki yıllarda tamamen şenlenmiş olacak. Şimdi harika bir şey. Önce emeklerinize sağlık. Mustafa Aysel'i de alalım yayına. Hem projenin mimarlarından, hem öncülerinden, hem de o bölgede o sivil inisiyatifi bir araya getirerek, çünkü bu işin organizasyonu da çok önemli. Herkes elini taşın altına koyacak ki ortaya bir şey çıksın. O çıkan şeyin de sürdürülebilirliği çok önemli. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk efendim. Öncelikle teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma, hem artık ben kendimi Burhaniyeli gibi de hissediyorum. Aslen Mersinli olsam da, çünkü çok sık gidip geliyorum. Hafta sonu daha oradaydım. Harika bir iklimi, coğrafyası olan gözbebeği bir ilçe. O Körfez keza öyle ve denizlerdeki o ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlamak adına bence çok önemli bir projeye imza attınız. Biz de fikri takip açısından bir yıl önce başlayan projenin bugün geldiği noktayı merak ediyoruz. Sizden de bir bilgi alalım. Gelişmeler ne yönde? Çünkü bunun hem ekosisteme, hem çevreye, hem o bölgenin ekonomisine ciddi katkıları olduğunu düşünüyorum. Buyurun, söz sizde. Evet, Tarım Bakanlığı 2012-2013 yıllarında Edremit Körfezi'nin Altınoluk kıyılarında bir resim projesi başlatmıştı. 2018'e kadar bu izlendi ve sonuçlarının pekala olumlu olduğu görüldü. Sonrasında biz de Burhani ve Gömeç ilçelerimizde yapay resif ve dalış turizmine uygun sahaları araştırmasına girdik. Burada Ege Üniversitesi Balıkçılık ve Su Ürünleri Bölümü bize destek oldu. Sonrasında sonuç raporlarına da baktığımızda yapay resiflerin aslında oradaki habitat için fevkalade olumlu olduğunu gördük, tespit edildi bunlar. Biz de Burhaniye Ticaret Odası olarak Tarım Bakanlığı Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüze müracaatta bulunduk. 2020 yılında Mustafa Soru Hocam'ın şahsi gayretleri ve destekleriyle bu izni aldım. Ve sonrasında da yaklaşık 400 tane kadar yapay resifimizi su altında buluşturdum. Ve sonrasında da izlenme konularında da Mustafa Hocam'ın ciddi desteğini gördüm. Öncelikle burada bir konsorsiyum sağlanmış oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Bandırma Ödül Üniversitesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Burhaniye Ticaret Odası paydaşlarımız. Bununla birlikte buradaki habitatı korumak, yerel balıkçılığımızı korumak, dalış turizmimizi etkilemesi ve oto turizmine başlanması yönüyle de, Ticarete Bakan yönüyle de konu fevkalade pozitif olarak değerlendirilmekte. En önemlisi de az önce kastettiğiniz sorunların çözümüne yönelik bir adım atılmış oldu. Burada kısacası sürdürülebilirliği sağlamak için böyle bir projeye başlamış oldum. Emeklerinize sağlık. Devamı gelecek mi? Bir aşaması var mı, yoksa bu şekilde tamam mı? Evet. Tabii bu Mustafa Soru Hocam ve ekibi tarafından yapılan izlemelerden sonra şu ana kadar fevkalade olumlu olduğunu gördük sonuçların. Ve bunu bundan sonrasında da aynı konsorsiyumla devam ettirmeyi planlıyoruz. Ben uğraşları ve gayretleri için başta Mustafa Sarı Hocam'a, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yüce Yılmaz'a, Kalkınma Ajansımıza ve Gömeç Belediye'mize, diğer paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ve umarım bundan sonra da projemiz daha büyüyerek devam edecek. Umarız bu proje Türkiye'ye örnek olur. Diğer ilçelerde, diğer körfezlerde uygulanır ki hakikaten koruyalım. Hocam, son 30 saniye Mustafa Hocam. Eklemek istediğiniz notlar varsa kısaca alayım. Efendim, doğaya sahip çıkmak için birbirimizden birinin harekete geçmesini beklemeyelim. Burhaniye örneği gözümüzün önünde, sevgili başkanımız çıktı yola. Hepimiz bir araya geldik. Hep birlikte el birliğiyle aslında kurumların mevcut kapasitesini kullanarak çok güzel işler yapmaya başladık. Bunu harekete geçirelim. Balıkçılığımızı yönetmek için rota değişikliğine, zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Gecikmeden bu değişimi yapmamız gerekiyor diyorum. Çok çok önemli. Çok çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Çünkü burada
her şeyde olduğu gibi ortak akılla, istişareyle, işin içine bilimi de kattığınız zaman aslında herkesin kazandığı bir sistem ortaya çıkıyor. Doğa da kazanıyor, diğer canlılar da kazanıyor, insanoğlu da kazanıyor. Belki kısa vadede bazılarının hoşuna gitmeyebilir ama orta ve uzun vadede kimse kaybetmiyor. Bundan emin olabilirsiniz. Tekrar emekleriniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi umarım örnek olur. Diğer bölgelerde biz takip edeceğiz. Bu projeleri, bu tür güzel haberleri mutlaka kamuoyuyla paylaşacağız ki belki bir yerlerde bir ışık yakar, daha güzel şeyler yaşanır. Akıllı Tarım'ın sonuna geldik. Bugün Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Sarı ve Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel ile birlikte bugün denizlerimizdeki durumu sizlere aktarmaya çalıştık. Yarın saat 12.30'da Tarım Analizi'nde karşınızda olacağız. Şimdi hoşça kalın.